İyi akşamlar efendim. Şimdiki zaman siyasette salı buluşmamızda tekrar karşınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Bugün 3 saat boyunca Türkiye'deki yaşanan siyasi olayları, sosyal olayları masaya yatıracağız. Tam 3 saat arkanıza yaslanın ve birbirinden özel haberlerle, özel kulislerle ve özel analizlerle karşınızda olacağız. Şimdi kimler var bugün hemen sağ başımdan sayacağım ama bugün ilk defa bir hanımefendiyi aldığımız için ortadan başlayarak anons edeyim. Sevgili Elfin Tataroğlu bizle beraber. Elfin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Uzun zaman sonra sizi gördük gene ekranda. Evet, evet, evet. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Sevgili İsmail Saymaz. İsmail, bomba haberler var mı bugün? Konuşacağız. Ve sevgili Barış Yarkadaş. Sevgili Barış, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün açmamışsın, kartları var mı? Ha, kart var gene. Açtım. Kartları açmamışsın. Peki. Evet, sevgili izleyiciler, tabii bu kadromuzu görünce bizim sürekli olarak hani 5. programımız oldu. 5 programdır bize eşlik eden Eren Erdem arkadaşımız nerede diye soruyorsunuz. Hafta içerisinde de hem sosyal medyada hem mesajlarla bizlere ulaşan izleyicilerimiz acaba Eren Erdem ne oldu, niye ayrıldı vesaire diyorlar. Onun için şöyle bir küçük açıklamayı da sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum. Halk TV'nin yeni yönetimi bir yayıncılık ilkesi kararı aldı. Yeni yönetim siyasi partilerde aktif görevi olan ve aktif siyaset çalışma yürüten isimlerin programcılar gibi sabit konuk olma uygulamasına son verdi. Yani sabit konuk olmasın dedi Halk TV'nin yeni yönetimi. CHP Parti Meclis üyesi sevgili Eren Erdem arkadaşımız da bu ilke doğrultusunda şimdiki zaman programından ayrıldı. Sevgili Eren, Halk TV'de tıpkı diğer parti yöneticileri gibi değişik yayın kuşaklarında yayın kuşaklarına davet edilecek ve görüşlerini ifade edebilecek. Bu bağlamda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sedat Bozkurt da Eren Erdem'le görüştü ve Halk TV'nin değişik yayın kuşaklarında yer alabileceğini kendisine söyledi. Yani hafta içerisinde de bize soranlar olmuştu. Bu konuya da bir açıklık getirmiş olalım. Halk TV'nin yayın yönetimi hangi siyasi parti olursa olsun bir yönetici pozisyonunda bulunan ve aktif siyasi çalışma içerisinde olan konukların haber başlığıyla veya özel tartışmalarda çağrılabilirler belirli kuşaklarda ama sürekli olarak bir programda programcı gibi veya sabit konuk gibi olmasına bir prensip kararı aldılar. Karşı çıkarak prensip kararı aldılar. Dolayısıyla bu da uygulamaya girmiş oldu. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir açıklama olarak da bunu söylemiş olalım. Ben kısa bir şey söyleyeyim. Evet, senin de Elfin de İsmail'in de söyleyecekleri vardır. Evet. Şimdi Eren Erdem benim yakın arkadaşım. 3 yıl beraber milletvekilliği yaptık. O günden bugüne de arkadaşlığımızda herhangi bir sorun da çıkmadı. Bir sıkıntı da yaşanmadı. Birbirimizin zor günlerinde de yanımızda olmaya çalıştık. Halk TV bir karar aldı. Eren Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi. Halk TV diyor ki artık hangi partide olursa olsun partide yönetici görevi olanlar sabit konuklar gibi, gazeteciler gibi, yorumcular gibi her hafta gelip düzenli olarak yayınlara katılamayacaklar. Bunu Eren'e de zaten sevgili Sedat Bozkurt da ifade etti ve Eren'e ayrıca bir de mesaj dağıttı. Eren o mesajı da bana gösterdi. Sedat Bozkurt şunu söylüyor Eren'e. Diyor ki istediğin her zaman yayınlara değişik saatlerde, sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde gelebilirsin. Birkaç gündür sosyal medyada özellikle seni, beni, işte İsmail'i hedef alan anlamsız şeyler yazıyorlar. Ya burada bir sansür olsa, Eren'in söz söyleme hakkına yönelik bir gasp olsa buna en başta biz itiraz ederiz. Yani biz daha zor günlerde de birlikte olduk. Şimdi burada televizyon bir karar almış. Benim partide aktif bir görevim yok. Partide yönetici değilim. Eski milletvekiliyim. Ama şu anda aktif gazetecilik yapıyorum. Eren partinin içinde aktif olarak görev yapıyor. Cuma günü mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi Ankara'da toplanacak. Eren'in de içinde olduğu parti meclisi kurultay takvimini belirleyecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı hangi gün yapılacak onu koyacak. Bu anlamda partide görev var. O yüzden bu açıklama da zaten sanırım yerini bulmuştur. Dün Eren'le birlikteydim ben. Ha, biliyorsun. Öyle mi? Evet. Önceki gün de birlikteydim. Eren benim arkadaşım. Yayına gelmeden önce de konuştuk. Yani çok sen gittin zaten. Ya yani onlar artık bu, çok önemi yok. Hani bizim yani, arkadaşımız. Ama önemi Eren. Yok olur mu canım? O yüzden Eren'le de konuştum. Dün de buluştuk, ondan önceki günde buluştuk. Yani bu meseleyi tabii sürekli oturup konuşmuyoruz. Başka şeyler konuşuyoruz. O yüzden ne arkadaşlığımızda bir eksilme var, ne bir sorun var. Eren de bu durumu
Dolayısıyla sonuç olarak anlayışla karşıladı. Kanal böyle bir yönetim kararı almış. O yüzden izleyicilerimiz de rahat olsunlar. Eren bizim her daim arkadaşımız. Her zaman, ya her dünyanın son değil. Yarın ben de çağırıyorsun geliyorum. Evet. Öbür hafta gelme dersin gelmem yani. Bu evet. kadar basit. Evet. Hani çok böyle mesele dramatize edildi de sanki farklı bir şeyde algılandı. Onu da söylemiş olalım en azından. Elfin Tataroğlu, söyleyeceğiniz bir şey var mı konuda? Aslında siz söylenecek şeyleri söylediniz tabii. Konuyla ilgili de daha detaylı bilginiz var. Ben çok kısaca yani sağ baştan başlayarak Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu, İsmail Saymaz, Gürkan Acır. Yani gerçekten burada bir haksızlık olduğunu düşünse buraya çıkar mı? Elbet. Bu kadar. İsmail Saymaz, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de aynı fikirdeyim. Yani Eren'in bir hakkı ihlal edilmiş olsaydı herhalde program arkadaşları olarak bizler itiraz etmiş olurduk. Ama Eren işte çeşitli kırgınlıkların olduğunu söylüyor. Bunlar da telafi edilecek düzeyde arkadaşlık ilişkilerine dahildir. Onun dışında ben de Eren'in bir hakkının ihlal edildiğini, hukukunun ihlal edildiğini düşünmüyorum. Kendisini Halk TV'nin kapıları da kapatılmadı diye biliyorum. Bana öyle ifade edildi. Sedat Bozkurt bize evet. söyledi. Evet, bana Cafer Mahiroğlu da söyledi. Aktardığı şuydu. Eren düzenli konuk olmaktan çıkacak fakat kendisini Halk TV'nin kapıları açık olacak. Başka siyasetçiler gibi ne Eren'e avantaj ne diğerlerine dezavantaj olacak şekilde Halk TV'nin herkese açık olan ekranlarında o da yerini alacak diye biliyorum. Dolayısıyla bize soran, sosyal medyada ve gerçek hayatta soran takipçiler, izleyiciler ferah olsunlar. Evet. Yani ne Eren'in söz hakkı benim anladığım, gördüğüm ve inandığım kadarıyla ihlal edildi ne de biz buna evet diyecek insanlarız. Evet, peki. Bu açıklamayı da böylelikle yapmış evet. olalım. Gündem yoğun. Çok konular var. Evet. Neler yok neler. Sen tiyatroya niye gittin? Dur bir dakika, o çalma kardeşim şimdi hemen dur bir dakika. Öyle mi? Bir dakika dur. Sen zorlanırsın diye düşündüm. Ben kendim aşkına gittim. Ben sanat sever bir insanım ya. Ama bugün Devlet Bahçeli dedi ki gidin çadır tiyatrosunu gidin Devlet, dedi. Kandil. Devlet Bey'e çağrı yaptım sabahleyin katıldığım bir televizyon programında. Bir kez daha çağrı yapayım. Hem Devlet Bahçeli'ye hem Süleyman Soylu'ya. Ne dedin? Selahattin Demirtaş'ın oyununu gelsin izlesinler. Eğer izleyecek vakitleri yoksa Selahattin Demirtaş'ın Devran adlı kitabını alsınlar okusunlar. Kafalarındaki ön yargı da ortadan kalksın. Bilmiyorum Sayın Bahçeli'ye Devran'la ilgili Sayın Süleyman Soylu'ya Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili ne anlatmışlar ama ya kitabı okusalar ya da tiyatroya gelseler aslında korktukları hiçbir şeyle karşılaşmayacaklarını görecekler. Neyi anlatıyor Selahattin Demirtaş Devran'da, Devran adlı kitabında? İşçilerin öykülerini anlatıyor. Oğlunu faili meçhul cinayete vermiş bir babanın hukuk mücadelesini ben okudum. Anlatıyor. Anlatırım onu. Ha, ondan anlattım. Sonra neyi anlatıyor? Cizre'de ölen insanları anlatıyor. Ve en son öyküsünde de insan kalabilmek başlığıyla bence herkese ders veren sarsıcı bir öykü anlatıyor. Öyle bir hale getirdiler ki. Yani ben acaba ne izledim falan diye düşündüm. Dur hani şimdi, bazen Barış, Twitter'da yazıyorlar ya. Sevgili Barış, şimdi izleyicilerimiz tam olarak şey yapmamış olabilirler, anlamamış olabilirler. İsmail pat diye girince mevzuya bir konuyu açalım. Sevgili izleyiciler, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş kaldığı Edirne F tipi galiba değil mi? Evet. F tipi cezaevinden kaleme aldığı öyküler tiyatrolaştırıldı. Kim tarafından? Jülide Kural, tiyatro sanatçısı, sinema sanatçısı Jülide Kural tarafından tiyatrolaştırıldı. Şimdi o tiyatronun galası galiba değil mi Barış? Evet. Galasında yani daha doğrusu ilk gösteriminde ilginç misafirler vardı. Kimler vardı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu. Gene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ve Sayın Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın eşi. Bu arada Kadir İnanır'ı da görüyorsunuz. Evet. Ve bizim Barış var arkada. Erdemgül orada. Erdemgül var. Adalar Belediye Hüdakaya Başkanı. Hüdakaya var. Hüdakaya senin yanında oturuyor ya galiba bizim, değil mi? Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt oradaydı. Lale Mansur oradaydı. Muratan Mungan oradaydı. 78'ler Vakfı'ndan Celalettin Can, İnsan Hakları Derneği'nden Nimet Tanrıkulu. Yani Türkiye'nin tanınmış yazarları, çizerleri, şairleri oradaydı. Orada Gencay Gürsoy oradaydı. En arkada, evet. Eşi oradaydı.
Gürkan istersen şöyle anlatalım. Bir dakika videomuzu izleyelim. Aha. Şöyle evet. Bir kısa videomuz var, üzerine konuşmaya başlarız. Hüseyin o etkinliğin videosunu, çünkü haftanın önemli olaylarından birisi. Bugün grup konuşmalarında gündemin teşkil ediyordu sevgili izleyiciler. Kısa videosunu izleyelim, üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Tiyatro ama ne tiyatroymuş bakacağız şimdi. Selahattin bugün bu burada onun kitabının oyunlaştırılacağını biliyordu. Tabii ki o da çok mutlu oldu ve çok merak ediyor. Bana dedi ki hani fotoğraflar falan çekersin ve ben ona gidince bir dahaki görüşümüzde cuma günü bütün olan biteni aktarmaya çalışacağım. Yüreği bizlerle birlikteydi tabii ki, hani fiziken olmasa bile. Tabii ki gelmelerinden çok mutlu oldum. Böyle bir sanatsal etkinlikte buluşmak da ayrıca keyifliydi. Tabii ki gelecek özgür günlere dair umudumu büyütmeme yardımcı oluyor, moral oluyor. Böyle bir dayanışma göstermeler ayrıca beni de çok mutlu etti diyebilirim. Sağlık durumu henüz aslında... Evet, Barış, katılım böyleydi herhalde değil mi? Üst düzey bir katılım var. Şimdi Gürkan şöyle... Seni kim davet etti? Oo. Söyleyeyim yani bu gizli saklı bir şey değil. Selahattin Demirtaş'ın sekreteri beni aradı. Dedi ki cumartesi akşamı Kenter Tiyatrosu'nda Selahattin Bey'in oyunu sergilenecek. Sizin de orada olmanızı rica ediyoruz. Yani aslında katılımcıları bizzat Selahattin Demirtaş. Tabii bizzat Selahattin Demirtaş katılımcıları, davetleri bizzat kendisi cezaevinden yazmış. Ben de memnuniyetle gideceğimi söyledim. Ki Devran'ı da zaten okumuştum. Seher'i de okumuştum. Ve... acaba okuma tiyatrosunda bu nasıl sahneleniyor, orada nasıl bir atmosfer olacak diye gittim. Sayın Dilek İmamoğlu'nu, Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu ise Başak Demirtaş davet etmiş. Onlar da bu oyuna geleceklerini söylemişler. Ben buradan hem Dilek İmamoğlu'nu, hem Başak Demirtaş'ı, hem Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nu, hem de Canan Kaftancıoğlu'nu kutluyorum. Büyük bir cesaret örneği gösterdikleri için. Bir kadın dayanışması, bir haksızlığa karşı bir arada durabilmeyi gösterdikleri için. Çünkü neden? Gürkan, özellikle Güneydoğu'da büyük kavgalar çıktığında kadınlar gelirler, beyaz tülbentlerini ortaya atarlar ve o kavgalar biter. Belki de erkeklerin bitiremediği bu kavgayı, bu çatışmaları, bu siyasi polemikleri, akan kanı belki de kadınların bu cesur girişimi engelleyecek. Ve belki önümüzdeki dönemlerde hem Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nu, hem Sayın Dilek İmamoğlu'nu, hem de Başak Demirtaş'ı daha farklı etkinliklerde de bir arada görebileceğiz. Yani bunu bilgiye dayalı söylüyor. Bilgiye dayalı söylüyor. Öyle mi? Bir çevre hareketinde olabilir. Bir insan hakları ihlalinde olabilir. Bir demokratik talepte olabilir. Çünkü yani Sayın Selvi Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızın eşi diye ayrı bir... kimliği yok mu? Ayrı bir kimliği var. Bir hayata bakış açısı var. Sayın Dilek İmamoğlu'nun, bugün de Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği üzere bir hayata bakış açısı yok mu? Eşleriyle birebir aynı çizgide durmak zorunda değiller. Dünyanın her yerinde erkek liderlerin eşleri her zaman siyasi mücadelelerin içinde olmuştur. Bunu sosyalist tarihe baktığımızda da, Mustafa Kemal'in devrim mücadelesine baktığımızda da görürüz. Burada bir kadın dayanışması var Gürkan. Ve bence iktidarı en çok panikleten şey de bir, bu kadın dayanışmasının önüne geçmek. İki, siyasi kutuplaşmanın sona ermesini durdurmaya çalışmak. Çünkü hem Selvi Hanım'ın, hem Dilek Hanım'ın, hem de Başak Hanım'ın attıkları bu adım aslında kutuplaşmayı engelleyen, kutuplaşmayı ortadan kaldıran cesur bir adım. Ben Sayın Başak Demirtaş'ın doğum gününü kutlamaya gittiklerinde de destek vermiştim. Çok doğru bir hareket yaptılar demiştim. Neden? Çünkü eşi Selahattin Demirtaş haksız ve hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Şu anda normal bir ülkede yapılmayacak bir yargılamadan dolayı tutuluyor. Aynı suçtan ikinci kez tutuklandı. Yargılandığı, tahliye aldığı, tam cezaevinden çıkacakken aynı suçtan yeni bir soruşturma açıldı. Mükerrer bir dava açıldı. Hukukçuların deyimiyle bir koyundan iki poz çıkmaz denir ama hukukta çok bilinen bir kavramdır. Bir koyundan iki poz çıkarıldı ve Selahattin Demirtaş yeniden tutuklandı. Buna karşı bir dayanışma örgütlüyorlar. İki, iktidar en çok ne rahatsız ediyor? Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasına rağmen
bir kitap, iki kitap yazması. Şimdi üçüncüsü de çıkıyor Leyl'in diye. Üçüncü kitabı da ayın 20'sinde çıkıyor. Roman bu galiba. Roman. Ve bunun üzerinden bir tartışma yaratıyorlar. Ya bu kitapta ne var? Bir kere bu Vatan Partisi taraftarları dünden beri bir yalanı dolaşıma soktular. O da o yalan şu. Selahattin Demirtaş'ın birinci kitabı Seher, Vatan Partililerin anlattığı gibi bir intihar bombacısının hayatını falan anlatmıyor. Töre cinayetine kurban gitmiş bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Tecavüze uğrayan ve töre cinayetine kurban edilen Seher adlı bir kızın öyküsünü anlatıyor. Evet, yani bir işçi bir kızın sorunlarını anlatıyor. Devran'a baktığında, Devran da hayata umutla bakan, mücadele eden ve bu haksızlıkların bir gün biteceğine inanan bir öykü. 14 öykü var o kitapta. 131 sayfalık bir kitap. Şu anda elimde sevgili ve şu an bu kitap... Bana zoom yap. Konuştuğumuz kitap bu sevgili izleyiciler. Devran bu. Selahattin Demirtaş'ın tiyatroya uyarlanan ama nasıl bir tiyatro ben onu da anlamadım. Bu okuma tiyatrosu. Okuma tiyatrosu dedikleri bir şey şöyle, galiba. Şöyle. Jülide Kural. Bunu Jülide Kural ve Ömer Şahin. Ömer Şahin sahneliyorlar. Öbür bahsettikleri kitap da bu. Selahattin Demirtaş. Gene ilk kitabı bu. Seher kitabı da var. Ya evet. Seher'de de anlattığım gibi töre cinayetine kurban giden bir kadının hayatı anlatılıyor. Ben buradan hem... Sayın Devlet Bahçeli'ye hem Süleyman Soylu'ya çağrı yapıyorum. Bu kitapları alsın okusunlar, baksınlar. Kitaptan korkmasınlar. Bak bu kitap korkusu da ortaya çıktı. Kaç gündür örneğin bu konuyla alakalı olduğu için söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Oraya geleceğiz. Söyleyeyim. Şimdi şunu söyleyeyim Gürkan. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı Devran aslında tiyatro alanında baktığında bir dram. Yani tiyatro biliyorsunuz 3-4 şekilde anlatılıyor. İşte dram var, komedi var, trajedi var. Yani bunlar böyle çeşitlendiriliyor. Selahattin Demirtaş burada aslında insan öykülerini harmanlamış, komediyle, içinde komedi unsurları da var, komediyle insan öykülerini harmanlamış ve ortaya bir dram koymuş. 14 öykülük dramlar var burada. Bunlar da sahneye konuldu. Biraz oradaki atmosferi anlatayım. Anlat, sonra İsmail'e geçeceğim çünkü. Şimdi tiyatro saat 19.10'da başladı. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu geldi. Sayın İmamoğlu geldi. Dilek İmamoğlu. Canan Kaftancıoğlu geldi. Başak Hanım geldi. Oyunda Jülide Kural ve Ömer Şahin Selahattin Demirtaş'ın öykülerini, 5 öyküsünü sırayla okuyorlar. Yani o öyküleri orada canlandırarak anlatıyorlar. Ve aralarda da izleyicinin dikkatini tutabilmek ya da oradaki ruhu yansıtabilmek için gitarla ve sazla eşlik ediliyor. İki Kürtçe ezgi seslendirildi, bir Türkçe türkü söylendi. En sonunda da oyun, herkesin bildiği İtalyan Komünist Partisi'nin marşı Ciao Bella ile sona erdi. Ve o Ciao Bella'nın ardından da Selahattin Demirtaş'ın telefonla yaptığı bir ses kaydı herkese dinletildi. Selahattin Demirtaş tiyatroyu izlemeye gelenlere teşekkür etti. Yani böyle üzerinde AKP'nin, MHP'nin fırtına koparacağı bir şey değil. Sanattan, kültürden korkmasınlar. Bülent Ecevit'in güzel bir sözü vardı. Siyasetçilerin meşgul olacağı başka alanlar da olmalı diye. Bir siyasetçi sinemaya gitmiyorsa, tiyatroya gitmiyorsa, kitap okumuyorsa, müzik dinlemiyorsa o siyasetçinin zaten topluma vereceği bir şey yoktur. Burada çıkarılması gereken ders şu. Türkiye 40 yıldır bu PKK terör örgütüyle uğraşıyor. 40 yıldır Türkiye'nin enerjisi emiliyor. Bir 40 yıl daha kaybetmemek için lider eşlerinin attığı bu adımı toplumun desteklemesi lazım. Belki erkek siyasetçilerin erkek egemen bakış açısıyla çözemediği bu sorun kadınların daha cesur davranmasıyla çözülecek. Ben o yüzden çok önemsiyorum. Senin bu kadın göndermene Elfin Tataroğlu cevap verir mi vermez mi onu en sona bırakıyorum. İsmail Saymaz'la devam ediyorum. İsmail, şimdi bir sahnelenen oyun var, tiyatro oyunu. Görmedik. Ama kitabı ben okudum. Ben de okudum. Ondan sonra tiyatronun görünen yüzü var. Bir de verdiği mesajlar var. Perde arkası var. Şimdi tiyatro tiyatro tabii. Onu artık eleştirir. O eleştirmenlerin işi. Ama perde arkasında liderlerin eşlerinin bir arada orada bir görüntü vermesi nasıl bir siyasi mesaj sence? Ben tabii bunu doğrudan Selvi Kılıçdaroğlu'na sordum. Selvi Hanım'a sordum. Selvi Hanım dün akşam 17-19 sularında kendine mesaj bırakmıştım, sağ olsun döndü ve oyunu sordum. Kim davet etti diye sordum. Barış'a sorduğum gibi kendisine de sordum. Başak Demirtaş davet etmiş.
Zaten daha önce de iki kez buluşmuşlardı. Ve belli ki belirli aralıklarla görüşmeye devam edecekler. Davet edildiğim için çok memnun oldum ve seve seve gittim. Oyunu da çok beğendim. Çok dramatik buldum. Çok alkışlamış galiba, evet, Selvi Hanım. Sonunda Çavbella'ya eşlik etti Selvi Hanım. Öyle ben mi? Tam arkasında oturuyordum Selvi Hanım'ın. Kemal Bey bile bilmeyebiliyor yani Çavbella'yı. Yok öyle. Şimdi çok dramatik bulduğunu söyledi. Zaten Selahattin Demirtaş'ın niye cezaevinde olduğunu hala anlayabilmiş değilim dedi bana. Hı. Bu da dayanışma için orada olduğunu ortaya koyan bir cümle tabii ki. Ben ona eleştiriliyorsunuz, farkında mısınız diye sordum. Zaten bu eleştirilen geleceğini ben tahmin ediyordum dedi. Yani bunu öngörerek gitmiş. Ama başta Süleyman Soylu olmak üzere hiçbirine cevap verecek durumda değilim dedi. Süleyman Soylu o saatte seninle konuştuğu sırada açıklama yapmıştı değil mi? Ama Kadir İnanır'a tabii Süleyman Soylu salvo yapıyordu. Tabii. Kadir İnanır orada hedef tahtası oldu galiba. Barış sen de oldun biraz. TT oldun gene dün. Ya haftada iki kere TT olmasan rahat edemiyorsun, evet, zaten. Evet edemiyorum. Valla ben demin de söyledim. Sözünü unutma İsmail'cim. Tabii. Ben sanatsever bir insanım. Biliyorsun sinemaya çok giderim, tiyatroya giderim, çok müzik dinlerim. Bu oyun bir daha sahnelensin, Seher diğer kitap bir daha sahnelensin, bir daha davet etsinler, bir daha giderim. Kimin ne dediği hiç umurumda değil. Ben ne Devlet Bahçeli'nin dediğine göre ne Süleyman Soylu'nun dediğine göre yaşayacak biri değilim. Hiç kafalarını yormasınlar. Yok Kandil'e gitsinler, tiyatro kursunlar da, çadır kursunlar da. Kandil'e gitmenize gerek yok. Gelin Kenter Tiyatrosu'nda izleyin oyunu. Sanatsal bir eleştiriniz varsa söyleyin. Peki İsmail. Tabii ben Süleyman Soylu meselesini sorduktan sonra şöyle devam etti. Ben bize Diyarbakır annelerini hatırlatıyorlar dedi. Oysa ki ben bir anneyim. Bir anne grubunu diğerinin karşısına koyan ya da onunla karşılaştıran, onları karşı karşıya getiren bir cepheleşmeyi reddediyorum. Diyarbakır annelerinde, cumartesi annelerinde bir annelik duygusuyla karşılıyorum. O nedenle bu bir anne olarak da bunun acısını en iyi ben bilirim. Dolayısıyla bizim anneleri karşı karşıya getiren bu üslupten uzak durmamız lazım dedi. Aynı zamanda hepimizin arzusu demokrasi olduğuna göre bu başlık altında neden bir araya gelmeyelim dedi. Ben ardından Kadir İnanır'ı aradım. Kadir Bey demeç vermek istemediğini söyledi ama aktardıkları anlattıklarından şunu anladım. Ben 2013 yılından itibaren kendimi barış mücadelesine adadım. Ve hayatımı, 2013'te ne var? Akil insanlık. Akil insanlık. Ve o günden bu yana kendimi bu perspektif doğrultusunda bir yürüyüşe vakfettim. Türkiye'de çatışmanın olmadığı, savaşın olmadığı, bireyler, topluluklar arasında gerginliklerin azaltıldığı bir barış iklimine adapte ettim. O yoldan da dönecek değilim ve herhangi biri de benim milliyetçiliğimi ya da vatanseverliğimi sorgulatmam. Bir partinin de siyasal gündeminin konusu olmama izin vermem, kimseye de cevap vermem dedim. Önce bunları aktarayım. Ve benim anladığım da ben tabii bunu evvela eşler arasında başlayan bu diyalogla beraber bir tür dayanışma olduğunu görüyorum. Bu dayanışma bir ucuyla eşi cezaevinde olan bir siyasetçiyle dayanışma. Yani bir yandan Selahattin Demirtaş'la öbür taraftan Selahattin Demirtaş'ın eşiyle dayanışma aynı zamanda. Bunu da ilk kez yapmıyorlar. Bunu daha önceki kez yaptılar. Hep şöyle bir eleştiri geliyor. Neden eşleri dayanışmıyor? Neden Kemal Kılıçdaroğlu, neden evet o da İmamoğlu ilginç yani, değil mi? Beraber geliştirmiyor evet. Da neden eşleri gidiyor? Hani ama zaten Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu birden çok kez Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini, Selahattin Demirtaş'ın neden içeride olduğunu anlaşılamadığını, derhal bırakılması gerektiğini defalarca söyledi. Yani Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş içeride kalsın demek gibi ya da o konuya hiç değinmemek gibi yaklaşım göstermedi. Belki de Selahattin Demirtaş'ın, belki de değil, evet öyle, Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini söyleyen tek kişi. Öbür taraftan İmamoğlu da seçildikten sonra özellikle kayyum meselesinden sonra Diyarbakır'a gidip belediye başkanlarıyla görüştü. Dolayısıyla siyasetçilerin kendileri de bir tavır aldılar, eşleri de bir tavır aldılar. Kuşkusuz bunda şu da etkilidir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin tabanları arasında ben kurumsal yakınlaşmanın hani bir defaya mahsus oy verme nedeniyle kurumsal yakınlaşma olduğuna pek ihtimal vermiyorum ama CHP ile HDP tabanı arasında bir doğal yakınlaşma var. Bunu da ben Türkiye'nin hayrına görüyorum bu arada. Olumlu görüyorum.
Bence HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın bir bölümü CHP'ye oy vermeye başlamışlarsa, CHP'ye seçimlerde artık eskiden faşist dedikleri, eskiden neredeyse yüzüne bakmadıkları CHP'ye oy verebiliyorlarsa, sisteme, Türkiye'ye, devlete CHP üzerinden katılıyorlarsa bundan ancak sevinmek gerekir. Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden yararlanan insanların bundan üzülme değil, bundan ancak sevinç payı çıkarmaları gerekir. Neden tereddüt ediyorlar? Neden endişe ediyorlar? Ben zaman zaman bu polemikler açıldığında ürperiyorum. Dün katıldığım bir televizyon yayınında, inanır mısınız arkadaşlar? Televizyon yayınında bakın, biz HDP'lilerin seçmenini terörist görmüyoruz diyen kimdi biliyor musunuz? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı. Yani Yavuz Ağaroğlu'nu tebrik ediyorum. Yani böyle bir baskı ikliminde bir ülkücü olarak kalktı, olması gerekeni söyledi ama bu olağan cümlenin söylenmesinin bile risk olduğu zamanlar ayıp, abes. Şimdi o fotoğraf, tiyatro fotoğrafı aklıma ne geldi biliyor musunuz? 90'larda hani böyle gençler emniyete getirilir, önde evet, pankartlar, boya kutuları, gençler böyle bir zafer işareti yapar, evet, gözlerinde evet, siyah evet, bandajlar, bir grup bölücü, bir grup komünist yakalandı fotoğrafı gibi. Arkadaşlar ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Bu insanlar neredeler? İllegal örgüt toplantısı mı bu? İstanbul'un göbeği burası. Bunlar ne yapıyorlar? Yıldız Kentel Tiyatrosu burası. Öndekilerin biri zaten eski akil adam. Bundan daha tehlikeli işler yapmış bu adam. Yani eğer bu riskse, Kadir İnanır'ın Pekka'yla neredeyse görüştürmekler kalmıştı. Arkadaşlar önde eski TBMM başkan vekili var. Pervin Hanım. Eş başkan şimdi. Eski bir milletvekili arkada oturuyor. Sırrı Süreyya Önder. Heyet olarak İmralı'ya gönderilmiş. Devlet o kadar güvenmiş ki. Sırrı sen bu işi bilirsin deyip bir İmralı'ya göndermiş, bir daha göndermiş. Yani tiyatroda izlemekten daha ağır işler yapmış bu adamlar. Üstelik bu hükümetin izniyle yapmışlar. Şimdi ne yaptılar bu adamlar sonunda? İşte, Yıldız Kentler Tiyatrosu'nda oturdular ve tiyatro izledi. Arkadaşlar tiyatro, bakın, olağanlaşsın diye vurgulama gereği hissediyorum. Tiyatro. Ve bu tiyatroda tiyatroyu metnini yazan kim? Selahattin Demirtaş. O kim? Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir milletvekili. Yazdığı metin propagandif bir metin mi? Allah var, ben okudum, öyle bir şey görmedim. Yani PKK propagandası görmedim. HDP propagandası da görmedim yani. İnsani dramlar, Kürt meselesi tabii geçecek. Benim bile Karadenizliğim öykülerinde geçiyor. Bırak onda da geçsin yani. Geçecek tabii ki. Bu memlekette aidiyet hissi duyan kim varsa Kürt meselesine dair derdi de olacak. Selahattin Demirtaş gibi olmayabilir ama bir derdi olacak yani. Şimdi kardeşim, bakın Hitler çağında da kitapları sadece ısınmak için yakmamışlardı. O düşünceyi yok edebileceklerini zannederek yapmışlardı. O yazarları Yahudi diye, o kitabın yazarlarını Yahudi diye, komünist diye yakmışlardı. Kitapları ısınmak için zevk olsun diye yakmadılar. Bugün yapılan da aynı. Tiyatro. Ya tiyatro, evet tiyatro. Ve burada ne anlatılıyor? Bir gidelim izleyelim. Bir de şimdi kardeşim bak, ben bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam düzeltin, Selahattin Demirtaş'a bakarak PKK'yı anlamazsın. Selahattin Demirtaş öyle bir figür değil. Dışarıdan AKP'nin bu yarattığı iklimde öyle görünebilir. Ama Kürt siyasetini bilenler bilir ki Selahattin Demirtaş bugün HDP'nin başında değilse, milletvekili de olamamışsa, bir dönem parti kurullarında temsil edilememişse, PKK ile örtüşmediği için zaten, PKK'nın her direktifini yerine getirmediği için zaten, PKK ile çeliştiği için zaten, bugünkü HDP'nin yönetimi de Selahattin Demirtaş'la çok uyum içerisinde değil. Şimdi öyle veya değil. Ya Selahattin Demirtaş Türkiye'de çözümün silahsız olduğuna inanıyorsa, bakın bir dönem ne demişse demiş, bugün itibariyle Türkiye'de Kürt sorunun silahsız çözümüne inanıyorsa, Selahattin Demirtaş çözümün Ankara'da olduğuna inanıyorsa, Selahattin Demirtaş Türk'ün Kürt'ün bir aradalığına atıfta bulunuyor, gönderme yapıyorsa, benim başım gözüm üstüne ya. Ben bundan daha hala ne isterim? Daha üstün ne isterim? Niye konuşmayayım? Şimdi hep sürekli Atatürkçü kitleyi manipüle etmek için bir cümlesini getiriyorlar. Yanlış baştan sona. Apo'nun heykelini dikeceğiz. Yanlış baştan sona. Benim kabul etmem mümkün değil. Ama ya bu laf 2012'de edildi. Bu lafı AKP'liler 3 yıl yuttular. Bu laf edildiği halde gittiler. O günlerde de AKP'lilerin bazıları hazır elini değmişken bütün Atatürk heykellerini yıkın diyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Tweetler atılıyordu.
Şimdi onu şimdi AKP'nin İngiltere temsilcisi yaptılar. Daha sonra bizim gazetenin önüne gelip baskın yapıyordu o boyun eğrimi, boyun kalın. Abdurrahman boyun kalın. Hazır elinizdeymişken bütün Atatürk heykellerini sökün diyordu. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın o günkü tweetini 3 yıl yuttular. Selahattin Demirtaş'la çözüm süreci yapıldı. Selahattin Demirtaş o günlerde, Selahattin Demirtaş'ın o günlerde ettiği bir söz de vardı. Gezi'nin arkasında Ergenekon var demişti. Abi canım. Ne oldu o günlerde? Star'ın manşetiydi. Sırtta taşınıyordu Selahattin Demirtaş. Şimdi 3 yıl YouTube çözüm sürecinden sonra Selahattin Demirtaş'ın çizgisi değişince Selahattin Demirtaş APO'dan daha tehlikeli oldu. Selahattin Demirtaş'ın kitabı APO'nun mektubundan daha tehlikeli oldu. Çizgisi kardeşim. Değişince derken çizgisi yani... Çizgisi değişince şu. Birincisi tabii... Mesafe mi koydu? Şöyle, şöyle. Selahattin Demirtaş'ın 2015 döneminde seni başkan yaptırmayacağız söylemi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar olmasının engellemeleri nedeniyle çözüm sürecinde köprüler atıldı. Kuşkusuz burada PKK, HDP'nin aldığı oyu kendi terörüne meşruiyet sağlamak için kullandı. Burada bu da açık. Çözüm sürecinde köprüler atıldı. Selahattin Demirtaş belli ki etkili bir siyasetçi. Bu arada asıl ben önce önemli olan yerel seçimlerden önce ondan şunu beklediler. HDP kitlesine tıpkı Öcalan gibi CHP'ye oy vermeyin çağrısı yapmasını ya da tarafsız kalın çağrısı yapmasını beklediler. Nitekim hatırlar mısınız? Seçimden iki akşam önce birdenbire Selahattin Demirtaş adına atılan tweetler canlı yayında bunu okunmaya başlandı. Bakın Selahattin Demirtaş da böyle diyor diye. Tabii. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Evet, evet. Bakın Selahattin Demirtaş'ın iki tweetine bakardı bugün dışarıda olması. Tabii. İki tweetine bakardı. Selahattin Demirtaş, ey HDP'liler. Bu kavga bizim kavgamız değildir. 31 Mart'ta biz yokuz. Deseydi, tabii. Deseydi Selahattin Demirtaş bugün dışarıdaydı. Selahattin Demirtaş bugün belki TRT'deydi. Osman Öcalan'ın yerinde o vardı. Selahattin Demirtaş bugün el üstündeydi. Selahattin Demirtaş bugün kitapları iktidara yakın yayın evleri tarafından basılan tiyatrosuna da devlet protokolüne oturduğu bir kişi haline gelecekti. Güzel bir şey yaptın ama. Arkadaşlar öyle olmaz mıydı? Yani düşünün, ya Abdullah Öcalan'ın Iskarta'ya çıkarılmış terörist kardeşi bile TRT'de sırt üstünde, el üstüne alındı. Dolayısıyla şimdi ben çok riyakarca buluyorum ya, gerçekten riyakarca buluyorum. Eğil oturup doğru konuşalım. Şimdi Selahattin Demirtaş seçimde 31 Mart'ta ey HDP'liler oy vermeyin deseydi bu hikaye böyle olmayacaktı. Bugün itibariyle de ben tekrar vurguluyorum. Selahattin Demirtaş'ın şimdi cezaevinde olduğu için hani savunma hakkı baki, Selahattin Demirtaş'ın Kobani meselesinde hata ettiğini, efendim mesela 2015 yazında daha kudretli davranması gerektiğini düşünüyorum. O döneme dair Türk milletine ifade etmesi gereken sözler olduğunu düşünüyorum. Ama eğer biz Türkler, Kürtler ortak bir geleceği el birliğiyle yeni baştan inşa edeceksek buna benim kadar Selahattin Demirtaş'ın da katkısı gerekir. Selahattin Demirtaş'ın da görüşlerini yani silaha mesafe koyacak şekilde ifade ederek Ankara'da bir çözümün yapı taşlarını koyacak kişilerden biri olduğuna inanmak istiyorum. Peki. Elfin Tatarolu, senin bu konuda biraz farklı, daha farklı baktığını şimdi biliyorum. Şöyle, ben İsmail Saymaz'ın kaldığı yerden biraz daha hani onun üstüne de ekleyerek gideyim. Şimdi aslında şöyle değerlendirmek lazım bu meseleyi. Sadece bir tiyatro işiyle, bir tiyatro katılımıyla Türk siyasetindeki HDP öznesini çözemeyiz. Ya da buna dair büyük yorumlar çıkaramayız. Zaten bu meselenin İsmail Saymaz'ın dediği gibi çok da hoş olmayan yani o odadan o çekim falan böyle sanki hakikaten yasa dışı bir şey yapılıyormuş gibi atmosferde yayınlanan o fotoğraf hani fotoğrafın kendisi böyle bir sıkıntı barındırıyor aslında yani bir tiyatro oyunu öyle değil mi? Hani çok daha hoş bir fotoğraf da olabilirdi orada. Bir gerilim var orada yani. Salon çok karanlık olduğu için. Sıkış biraz. Bunun hani bir de bu şekilde de lanse edilmesi ve bu fotoğraf üzerinden yani bu fotoğrafı çocuklar ekrana verin bir daha. Bütün böyle bir anda özellikle iktidara yakın medya organlarından haber pompalanması diyelim tam manasıyla bir saldırı şeklinde yürümesi birçok şeyi akla getiriyor aslında. Bir kere önce şunu söylemek lazım. Yani
bu açılım sürecinde az evvel yine İsmail Saymaz'ın söylediği gibi bunlardan yani bir tiyatro oyunu izlemekten çok daha fazlasını yapmış insanlar. Açılım sürecinde buna bir HDP'liden çok daha yüksek bölücü sözlerle destek vermiş güruh. Yani nasıl mesela işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı değişsin, bayrağı değişsin filan diye öneriler böyle. Bunu. İleri derecede destek vermiş grup şu anda ileri derecede milliyetçilik yapan haberlerin aynı merkez. Çok bakın güzel. İzleyenler bunu görsün. Ben işi içinde bu ikiyüzlük olduğu müddetçe bu işi böyle bir normal olaymış gibi ya da siyasette hani bir özneymiş gibi tartışma. Bu ikiyüzlük çünkü. Yani bu şudur, en başta şunu söylemek lazım. Size oy vermeyince kötü, size oy verince siz ondan daha fazlasını söylemiştiniz zaten. Yani belki de HDP'lilerin mahcup yaklaşacağı sözleri açılım sürecinde AKP'liler söyledi. Yani öyle değil mi? Bunları hep birlikte evet, yaşadık. Evet. Dolayısıyla bir kere bu işin içine böyle bir ikiyüzlük girdikten sonra bunu böyle normal bir vakaymış gibi tartışmanın bir manası yok. Bir. İkincisi, evet burada bir kadın dayanışması, hatta ben daha da fazlasını da söyleyebilirim, bir gönül köprüsü kurulduğu belli. Yani HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında kadınların aracılığıyla, kadınların da isimlerini tek tek söylemekte de fayda var. Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Jülide Kural'ı da söylemek lazım. O da bir kadın olarak çünkü bu işin içinde ve Başak Demirtaş. Evet, böyle bir gönül köprüsü kadınlar üzerinden kuruldu. Aslında Türkiye'de bizim bu meseleyi, yani HDP olayını öyle değil mi? Yani HDP %10 oy alan, 6,5 milyon kişinin oy verdiği bir parti, siyasal parti. Yani Türkiye'de %50'nin üzerinde oy aldığı iller var. Orası Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında değil mi? Yani orası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Dolayısıyla biz eğer ki bir bütünsek, bir ulus devlet çatısı altında hep birlikte yaşamak istiyorsak, bu meseleyi kendi siyasi arenamızda, yani bunu sınırları içerisinde, yasal sınırları içerisinde uzlaşmalı ve anlaşmalıyız, öyle değil mi? Bunu dışlayarak, reddederek onlar da aynı şekilde HDP de maalesef yani bütün bu geçmişte yaşadıklarımız da gösteriyor ki bir yere kadar bir gayret gösterip işte 7 Haziran seçimlerine kadar Türkiye'lileşme gayreti gösterip ondan sonra maalesef yeniden PKK ve Kandil'le arasına sınır koyamayarak Türkiye'de bir normalleşme ikliminin böyle karşılıklı bir yalpalayarak giden siyasetle önüne geçilmiş oldu. Ben son düzlükte şunu söyleyeceğim. Yani bu meseleyi şu anda Türkiye'nin siyasi konjonktürünü ve büyük resmi görmeden yorumlamak mümkün değil Gürkan Bey. Türkiye'de yeni bir sistem geldi. Bu sistem 50+1'i dayattı. Bu 50+1'in dayattığı sistem içerisinde yerel seçimde hiç de yeri yokken İmralı'dan mektup getirtildi, okutuldu ve Abdullah Öcalan'ın kardeşi de ekrana çıkartıldı. Bu nedir o zaman? O zaman demek ki burada bir şey var, yani bu bir %10'luk bir halkın tercihi var ve bu tercihe yönelik de her partinin evet oyuna talip. Yani HDP'lerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye başlaması da ayrıca İsmail Bey'in de söylediği gibi çok olumlu bir yaklaşım. Bunu da bu şekilde bir normalleştirme sürecine evet. de sokmak lazım. Zaten dün özür dilerim. İbrahim Bey neydi anket şirketinin adı? Bir dakika dur ben onu okuyayım. Çok önemli bir tweet attı. Bak şimdi onu tweet'i versene ekrana. Geliyor mu? Neydi şimdi İbrahim Uslu şöyle diyor sevgili izleyiciler. İbrahim Uslu önemli bir anket şirketinin yöneticisi, sahibi. Neden önemli? Onu şimdi söyleyeceğim. Aslında AK Parti ile mesafe koyan ekiple beraber İbrahim Uslu biraz. Evet. Onu söyleyebiliriz. Daha doğrusu biraz Mansur Bey'le hareket ediyor bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Tabii. Bilmiyorum. Şöyle bir tweet'i var İbrahim Uslu'nun dün. Diyor ki uzun süredir Kürtlerin %20'sinden daha azı sağcı bir partiye oy vereceğini söylüyor.
Eğer CHP de Kürt seçmene ulaşmayı başaramazsa bütünlüğümüz açısından çok sakıncalı bir durum ortaya çıkar diyor. HDP'yi ötekileştirmek Kürtleri ötekileştirmektir. Ülkesini seven bunu yapmamalı diyor İbrahim Uslu. Şimdi bunu atan kişi İbrahim Uslu olunca daha bir dikkatli bakmamız gerekiyor belki de. İşte AKP milletvekili. Evet. İbrahim Zeynep Karahan Uslu değil mi? Zeynep Karahan Uslu. Kendisi de milliyetçi muhafazakar biri. Milliyetçi muhafazakar tabii şunu görüyor. Herkes bir kere şunu görsün Gürkan. Türkiye Kürtsüz, Kürtler de Türkiye'siz olmaz olamaz. Bu gerçeği bir kere kabul etmemiz lazım. Kürtler bu ülkenin birinci sınıf yurttaşı. Önemli bir kısmı İtirazı olan var mı ona? Olamaz zaten. Önemli bir kısmı HDP'ye oy veriyor. Önemli bir kısmı da başka partilere oy veriyor. Bizim yapmamız gereken şey şu. Birlikte yaşama arzusunu güçlendirmemiz lazım. Ama bunun sopayla, dipçikle olmayacağını da herkesin anlaması lazım. Bak etrafımıza bak. İran, Irak, Suriye, biraz aşağı in Libya. Dünyanın her yeri karmakarışık. Arkadaş bu ülkede hep birlikte yaşayacağız. Eşit yurttaşlar olarak yaşayacağız. O yüzden Selahattin Demirtaş üzerinden Kürtleri ötekileştirmek, Kürtleri geri plana itmek ya da Kürtleri yok saymak doğru değil. Bu ülkenin bir partisidir HDP, bir gerçeğidir. 6,5 milyon oy alıyor. Bırak 6,5 milyonu, 6 bin oy da alabilirdi. Ülke siyasetçilerin her kadar nüfusa kabul ettiğini bir düşünürse. Bak şimdi orada sıkıntı şu. Beka beka diyenlerin aslında bekadan hiçbir şey anlamadıkları, bu ülkenin geleceğinin nasıl kurulacağını, geçmişte bu ülkenin nasıl kurulduğunu da bilmedikleri ortaya çıkıyor. Öyle televizyonda çıkıp herkese tarih dersi veriyorlar da öyle bir yakın tarihimize baksınlar, Cumhuriyet'in kuruluşuna baksınlar. Cumhuriyet kurulurken Kürtlerle hangi zorluklarla mücadele edilmiş, birlikte hangi kavgalar verilmiş onları bir görsünler. Siz kimi dışlıyorsunuz arkadaş? Bu ülkenin birinci sınıf yurttaşı. Sen belediye başkanı seçiyor, görevden alıyorsun, milletvekili seçiyor, tutukluyorsun, siyaset yapmak istiyor, siyaset yaptırtmıyorsun, kitap yazıyor, kitabına bomba muamelesi yapıyorsun. Hatırlarsın Ahmet Şık'la Nedim Şener'in kitabını FETÖ'cüler, o dönem İsmail'le de çok birlikte mücadele ettik. FETÖ'cüler bombadan daha tehlikeli ilan ettiler. FETÖ'cüler ve değil, o dönem hayır işte öyle anlattılar başbakana. Başbakan da çıktı. Bu kitap ki henüz basılmamıştı. Bombadan daha tehlikeli. Bazı kitaplar vardır ki bombadan daha etkilidir dedi. İşte Nedim ve Ahmet de öyle tutuklandılar. Şimdi aynısı Selahattin Demirtaş'ın kitabına yapılıyor. Arkadaş önündeki kitap Deviran evet. 150 bine yakın sattı. Bak 150 bine yakın. Toplatma kararı var mı? Yok hiçbir şey yok. Hakkında açılmış bir soruşturma yok. Kültür Bakanlığı'ndan alınmış bandrolü var. Yasal satılan bir kitap. Ya ben kitabı okudum, Seher'i de okudum, öbürünü de okudum. Devran'ı da sağ olsun Selahattin Bey cezaevinden imzalayıp yollamıştı bana. Okudum, gayet de beğendim. Hatta televizyonda demiştim ikinci kitabı çıkıyor. Çıktığında da alacağım sağ olsun da imzalamış yollamış. Okudum kitabı da. Orada üretiyor Selahattin Demirtaş. Aslında korktukları şu. Ya biz bu adamı götürdük, haksız yere cezaevine attık. Hala nasıl oluyor da orada kitap yazıyor. İki tane kitap yazdı, bir tane daha yazdı. Şiir besteliyor, şarkı söylüyor. Yaşam umudunu niye kaybetmiyor diye. Burada aslında yapmak istedikleri şey şu. Selahattin Demirtaş, AKP ve MHP açısından tehlikeli bir figür. Nasıl yaparız da özellikle HDP'yi Selahattin Demirtaş özelinde tasfiye ederiz ya da etkisizleştiririz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yüzden tavrını çok doğru buluyorum. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Dilek İmamoğlu'nun ve Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun tavrını da çok doğru buluyorum. Hiç kimseye kulak asmadan bir Cumhuriyet kadını olarak ne yapmaları gerektiğini ortaya koyuyorlar ki bugün Sayın Ekrem İmamoğlu da çok doğru bir şey söyledi. Benim eşim ne yapacağına kendisi karar verir, nereye gidip gitmeyeceğine de kendisi karar verir. Ya zaten Cumhuriyet'in temel hedefi de kadının özgür, eşit, kendi aklını kullanan, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak değil miydi? Şimdi liderlerin eşlerine adeta onların bir kopyasıymış gibi davranmaya ya da onların sözünden çıkmayacak kişiler muamelesi yapılmaya çalışılıyor. Ayrıca peki. Eşleri de destekliyor zaten. Yani hayır, böyle bir şey de yok. Yani ama tabii şu çok önemli. Sözünü şey kesmiş gibi oldum ama yani bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi yani Selvi Hanım'ın kendi kişiliği, karakteri, yani demokrat da, tutumu. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun eşinin hani bireysel olarak bu kadınların her birinin tutumu ve Canan Kaftancıoğlu tabii. Yani şimdi İstanbul İl Başkanı
başka bir çizgide bir insan olsaydı bu tür bir diyalog köprüsü kurulamazdı burada. Bu şekilde belki de bir şeyi birleştirdi, bir hareyi birleştirmiş oldu. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi bu son seçimde özellikle de yani İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da ciddi oranda seçilmesinde HDP seçmeninin katkısı oldu. Yani şimdi bunu da inkar etmenin bir anlamı var mı? Yani HDP seçmeni yani HDP seçmeni bunlar zaten. HDP burada, seçmeni. Yani bunların evet. Hepsi teröristmiş gibi. Yok canım. O zaman açık açık söyleyin kardeşim. O zaman açık açık deyin ki HDP'ye üye olmak terör örgütüne üye olmaktır deyin bilelim. Yani ben bu tuhaflığı anlamıyorum. Ya zaten Selahattin ülkede... Demirtaş o tweetleri atmasaydı senin dediğin gibi zaten şu anda dışarıdaydı ve Selahattin Demirtaş'ın bunları bir gün belki kendisi de çıkıp anlatacak. Başka bir şey söylüyorum. Belki çıkıp kendisi de anlatacak. Neden benim tabutumu buradan dik çıkarın dediğinin arka planında olanları da mutlaka bir gün anlatacaktır. Cezaevinden çıktığında ya da bir gün anılarını yazdığında. O benim tabutumu buradan dik çıkarın lafı çok önemli bir laftır. Şimdilik yakın tarihin tozlu raflarında duruyor evet. Ama eğer Selahattin Demirtaş o sözü söylediği görüşmede kendisine iletilen telkinleri kabul etmiş olsaydı şu anda çoktan dışarıdaydı ve bugün Türkiye'de belediyeler tablosundan baktığımızda bambaşka bir tablo olurdu. Ben evet. Bir ekleme yapayım. Şimdi İsmail istersen eklemeni kısaca, reklamdan sonra yap. Konuyu devam edecek miyiz? Çünkü şöyle devam edeceğiz. Sakine Cansız'ı nereye koyacağız şimdi? Tamam. Sakine Cansız'ın da kitabı var. Tamam. Beyler, bayanlar. Evet. Yani onu nereye koyacağız? Onun izahlarını da merak ediyorum. Bu programda iyi oldu, iyi oldu. Evet. Ben fazla yorum hiç yorum yapmıyorum zaten. Muhalefet şerhlerimi de koyuyorum. Bu arada Gürkan. Konuşmalara. Ama şu kitapla ilgili bir şey söyleyeyim birkaç cümle. Senin yani yorumun ne? Bu kitapla ilgili. Evet. Ya kitap çok kötü bir edebiyat eseri bir kere. Yazamamış yani, olmamış. Ve bence Selahattin Demirtaş siyasete devam etsin. Kitap yazmasın çünkü çok başarısız bir kitap. Ben açık açık söyleyeyim. Yaşar Kemal görse Selahattin yazma bir daha derdi. Kötü bir kitap. Ama düşün bir de romana kalkışmış yani. Daha da facia yani karlı bir kış günü falan diyor öyle bir cümle yani. Kar kış günü olur zaten. Neyse böyle şeyleri var. Ama siyaseten başka değerlendiriyorum bunu. İçinde anlattığı öykülerin içerisinde de bazı benim yani hoşuma gitmeyen ama bir edebiyat eseri yasaklanmalı mı? Tabii ki değil. Ama orada alttan alta bir şey veriliyor, bir mesaj veriliyor, sürekli veriliyor. Onun için ben yani ciddi ve kayda değer bir edebiyat eseri olarak görmedim. Ama sergilenmesinde de bir beis yok. Zaten öyle ki. Bir iddiası yok Selahattin Demirtaş. Yani, deneme yazıyor sonuçta. Yani. Konu efendim? Kitap mı? Değil ama ben yani görüş beyan etmiyorum. Hayır onun için demiyorum. Yani bence konunun kitapla, tiyatroyla falan alakası hiç alakası yok. Yani doğru. Ben onu bütüncül olarak öyle baktığım için doğru. Hiç alakası yok. Reklama gidelim mi? Bu arada Gürkan bir kısa anons. Yap anonsu gidelim reklama. Doğa Koleji aileleri, emekçileri çok sayıda tweet atıyorlar. Onu konuşacağız. Unutmadık. Programın sonunda Doğa Koleji bitmiyor değil mi? Bitmiyor. Çözülemiyor. Daha da kör düğüm haline geldi. Ay çok fena. Doğa Koleji velileri, öğrenciler bu saatte kadar kalmazlar ama veliler bizi takip etmeye devam etsinler. Programın ilerleyen bölümlerinde bu konuyu ele alacağız, masaya yatıracağız. Daha pek çok konu var ama dönüşte Sakine Cansız, PKK'nın kurucu kadrolarından biri olan Sakine Cansız'ın kitabı satıştaydı İBB'de. Bugün kaldırıldı. Bunu da ele alacağız. Bu ne anlama geliyor? Kimin zamanında o satışa sunulmuş? Bugün sosyal medyada çok böyle yalan haber gezdi dolaştı. Bütün bunları da ele alacağız. Kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra karşınızdayız.